Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu video diğer videolarımdan biraz farklı olacak. Bunun sebebi de yaşadığım bir olayı sizlere anlatacak olmam. Eğer YouTube'la ilgiliyseniz veya bir sosyal medya platformunda sayfanız falan varsa dinlemenizde yararı olacak olan bir video. Şimdi ilk önce başlıktan da anlaşılacağı üzere bir dolandırılma aşamasına geldim ki az kalsın da dolandırılıyordum. Çünkü güzel hazırlanmış bir tezgahtı ve o zamanlama mükemmeldi aslında. Yani tam ihtiyacım olduğu anda bir reklam görüşmesi teklifi tarzında mail almam gerçekten bana bayağı bir mutluluk vermişti. Şimdi kısacası olaydan bahsedeyim, biraz özet geçeyim. Bundan 2 gün önce Instagram'da geziyordum. Sonra arkadaşım Onur Alkaş ile konuşmaya başladım. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Onur'a işte sürekli böyle konuşuruz falan. Ekipmanlara geldi yine konu. O da ilgileniyor bu işlerde. İşte ekipman almam gerekiyor falan demiştim. Çünkü artık bu arka plan beni çok rahatsız etmeye başladı. Sevmiyorum arka planımı. Yani odamın bir kısmı. İşte ne yapabiliriz falan, işte green screen alalım nasıl olur falan diye konuşurken, şimdi biraz iş bulalım, hani bir maddi gelirimiz olsun, onu aktarız oraya dedim, deyim yerindeyse. Tam bunun üzerine bir mail bildirimi geldi. Maile bir tıkladım abi. Bana reklam vermek istiyorlar. Yani YouTube kanalımda bir videomda 45-60 saniyelik bir tanıtım yapmamı istiyorlar. Şimdi tam bu aşamada bana böyle gelen bir mail her şeyi bana unutturdu. Çünkü almam gereken bazı şeyler var ve bunları almam için de bir para lazım. Çünkü bugüne kadar hiç YouTube'dan falan para çekmedim ben. Çekmeyi de düşünmüyorum şu ana kadar. Biliyorsunuz bu vergi muhabbetlerini falan. Neyse, maili okumaya başladım işte. Mail çok profesyonelce hazırlanmış. Ki zaten ilk aşamada mest oldum. Sonra Onur'a dedim ki, Onur böyle böyle bir reklam görüşmesi tarzında bir mail aldım. O da bana bir video vardı, o videoyu izle kesinlikle dedi. Video tasarımcı dayının bir videosu. Ben de o videoyu gerçekten izlemiştim fakat o anki heyecanla ben o video falan hiç aklıma gelmedi. Eğer siz de uzun yıllardır bu kanala bir emek sarf ediyorsunuz, özellikle son 1,5-1 yıldır falan neredeyse her gün video atmaya çalışıyorum. Ayda 24 tane video attığım oluyor. Yani bir emek sarf ediyorsunuz ve bunun da karşılığını doğal olarak almak istiyorsunuz. Neyse, o aşamada o maili görünce bir mutlu oldum. Mail çok profesyonelce hazırlanmış dediğim gibi. Filmora diye bir tane uygulama var. O uygulamaya reklamını yapmamı istemişler. Ben de şimdi şok oldum ilk başta. Olur falan dedim. Ve alta da bir tane WhatsApp numarası koymuşlar. Ben de bu maile geri dönüş yaptım. Dedim ki tamam, kabul ediyorum. Detaylı bilgi istiyorum dedim. Şimdi detaylı bilgi istiyorum dedikten sonra benden direkt YouTube kanalımın linkini istediler. YouTube kanalımın linkini istedikten sonra ben bir durdum. Şimdi şöyle kafamdaki düşünce şu. Ya sen bir şirketsen, bana reklam vereceksen haliyle beni bir araştırmış olman gerekiyor. Benim bir müşteri potansiyelimi bilmem gerekiyor veya sana yaratacağım müşteri potansiyelini az çok bilmen gerekiyor diye düşündüm. İlk önce WhatsApp'larına yazdım çünkü altta bana bir WhatsApp numarası vermişler. WhatsApp'ta da bu arada şirketin logosu var profil fotoğrafında. İşte adım Alexander'a, bana WhatsApp'ta ulaşabilirsiniz bir şey olursa demiş. Ben de ulaştım, dedim ki merhaba, hani sanki hiç maile cevap vermemişim gibi davrandım. Reklam teklifinizi değerlendirdim, bir detaylı bilgi alabilir miyim dedim. Onlar da merhaba dedi, direkt YouTube kanalınızın linkini atar mısınız dedi. Ben de şöyle bir şey dedim, Filmora adına resmi olarak konuştuğunu bana kanıtlayabilir misin dedim. Onlar da kanıt sunamıyoruz maalesef dedi. Zaten resmi bir şirket olsaydı direkt belge atardı veya işte ya ispatlardı yani. Ki zaten şuna da dikkat edin. Resmi bir şirket sizinle reklam anlaşması yapmak istiyorsa böyle saçma bir mail adresi de kullanmaz. Dediğim gibi ilk acemiliğim olduğu için bir şey yaptım böyle. Ondan sonra işte YouTube kanalımın linkini istedi. Ben de orada ayıktım. Bütün bu konuşmadan sonra Wondershare'in kendi resmi sitesine girdim. Ve resmen onlarla iletişime geçmeye çalıştım. Canlı destek bölümlerine yazdım. Canlı destek bölümlerine şu anda onu veremiyorum, ekrana kayboldu tabi, anlık bir konuşmaydı. Böyle böyle bir mail adresi var. Bana sizin şirketinizin reklamını yapmam için bir teklifte bulundular. Sizin bilginiz dahilinde mi? Kişinin adı şu, mail adresi şu diye bir mail attım. Sırada çok kişi vardı, 12 kişi vardı cevap bekleyen. Ben de 12.'ydim. Sonra kapattım ben ve kapatmadan önce de kendi mail adresimi bıraktım. Ve onlara işte lütfen bu mail adresinden bana bilgi verin dedim. Çok geçmeden yetkili firma
bana açıklama yaptı. İletişim kurduğun için teşekkür ederim dedi. Ben destek ekibinden Iris. Yardıma ihtiyacın olduğunu anladım diyor. Böyle bir mail adresimiz yok. Kesinlikle dolandırıcı. Benim böyle bir ekip arkadaşım yok diye bana bilgi vermişler. Ben de tabii bundan sonra diğer maili hiç uğraşmadım. Hatta şey yapacaktım, başka birisinin kanalının linkini falan atacaktım. Hani ne oluyor acaba diye veya atıl durumda olan bir kanalımın linkini atacaktım. Çünkü merak ediyorum ne oluyor diye. Sonra onlar da iletişimi kesti. Ben de zaten iletişimi kesmiştim çoktan. Şöyle bir şey var, bunlar benim adresimi nasıl ulaştı benim mail adresime, bu bir. Sanırım çek bağlantılı bir mail adresi, post.cz yazıyor. Muhtemelen benim bir videoma denk gelmiş olmaları lazım. Çünkü bu mail adresim benim sadece bu tarz işler için kullandığım mail adresi. Resmi yazışmalarımı yürüttüğüm mail adresi. Bazı işlerim falan olduğu zaman, yani resmi işlerim olduğu zaman kullandığım bir mail adresi. Buna da ulaşmaları için benim bir videomu görmüş olmaları lazım. Çünkü videolarımın altında yazan mail adresim bu. Şimdi böyle olunca işte YouTube kanalının linkini at falan dedikten sonra ben dedim ki ya zaten eğer sen bu mail adresimi biliyorsan muhtemelen benim bir videomu izlemişsindir. Ama dediğim gibi az kalsın gidiyorduk. Yani Allah'tan Onur o an işte böyle bir video var diye kafama sokmuş. Ben de direkt böyle bir ayıktım, sonra devam ettik bu şekilde. Diyeceklerim bu kadardı. Eğer sizin de başınıza gelebilir, çünkü YouTube ile ilgilenen çok kişi var benim abonem olan. Sürekli kontak halinde olduğum birçok arkadaşım var. YouTube'dan edindiğim arkadaşlıklar var. Onların da büyük YouTube kanalları var. Ben yeni bir kanalım. Yani 2015 yılında katılmış olsam da sizlere 1,5-2 yıldır aktif olarak içerik üretiyorum. Ek olarak da gerçekten son 1 yılda yoğun bir şekilde video üretmeye çalışıyorum. Ayda 24 tane video attığım günler oldu. Bu kanalı kaybetmek gerçekten beni çok üzerdi. Ama dediğim gibi direkten döndük bu seferlik. Eğer size de böyle bir musallat olurlarsa falan aklınızda olsun diye sizlerle bu anı paylaşmak istedim, anlatmak istedim. Bu arada tasarımcı dayıya çok teşekkür ederim. Eminim ki onun videosuna zamanla denk gelmiş olmasaydım bu tarz bir şekilde bilgili olmayacaktım. Direkt sazan gibi atlayacaktım bunlara. Lütfen sizler de dikkatli olun. Çünkü bu tarz reklamları yürüten e-posta adresleri com.tr uzantılı olur. Resmi bir e-posta adresi olur. Ve siz o e-postada bütün bilgilere erişirsiniz o şirketin. Diyeceklerim bu kadardı. Lütfen dikkatli olun. Ben az kalsın yanıyordum. Siz bunları yaşamayın. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve görüşlerini de yorum olarak bana iletmeyi unutma. Bir diğer videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.